Matematik bilgisini 31 milyar dolara çeviren birini duymuş muydunuz? Bugün sizi 1982'den bu yana finans piyasalarında ezber bozan başarılarla ses getiren Rönesans teknolojisinin arkasındaki beyin olan Jim Simons'la tanıştırmak istiyorum. Kariyerine matematik alanında akademisyen olarak başlayan, soğuk savaş döneminde savunma teşkilatında kod kırıcı olarak çalışan ve en sonunda finans piyasalarında devrim yaratan Jim Simons sıradan bir finans kurusu değil. O bir finans sihirbazı. Jim Simons'ın liderliğinde kurulan madalyon fonu Warren Buffett, Ray Dalio gibi isimlerin kurduğu fonlardan neredeyse iki kat daha fazla getiri sağlıyor. Bugün sadece şirket çalışanları ve birkaç büyük yatırımcıya açık olan fon her yıl %39 net kar getiriyor. Finansal analistler Jim Simons'ın kurduğu bu fonun arkasındaki başarının sırrını araştırsalar da pek bir mesafe kaydetmiş değiller. Zira bu sır şirket çalışanlarının bozmayı göze alamayacakları bir gizlilik yeminiyle saklanıyor. Bugün size belki servet yaratmanın tek bir formülünü sunamayacağım ama Jim Simons'ın hayat hikayesini anlatırken olağanüstü başarılı insanların ortak özelliklerinden de bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Dilimize Scala yayıncılık tarafından çevrilmiş Gregory Zuckerman'ın kaleme aldığı piyasaların şifresini çözen adam, finans ve yatırım dünyasıyla ilgilenen herkesin kütüphanesinde olmalı. Burada sadece ana hatlarına yer verdiğim Jim Simons'ın başarı hikayesinin detaylarını kitaptan altını çizerek okumanızı samimiyetle tavsiye ederim. Hadi şimdi gelin bir matematikçinin milyarlarca dolarlık servete sahip bir iş insanına dönüşmesinin hikayesine dalalım. Birinci bölüm Dahi olacak çocuk. Jim Simons 1938 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geliyor. 3 yaş civarında sayılarla karşılaştığı andan itibaren onları çok sevmeye başlıyor. Bir 3 yaş çocuğunun zamanını rakamlarla geçirmesini beklemeyiz doğal olarak ancak o bir matematik dehası olacak ve karmaşık problemlerse onun tutkusu. Ailesi onu bir gün ikinin üstlerini hesaplarken buluyor. Düşünsenize odaya giriyorsunuz bir anda çocuğunuz ikinin üstlerini hesaplıyor. 2, 4, 8, 16. 1024'e kadar hesaplamış ve sonra oradan başa doğru tüm sayıları ikiye bölmeye devam etmiş. Henüz 3 yaşında. Bir başka anısı da şu. Jim 4,5 yaşlarında ailece arabayla bir yere gidiyorlar. Babası benzinin bittiğini fark ediyor ve en yakın benzinci de duruyor. Jim şaşkına dönüyor. Benzin neden bitsin ki? Deponun yarısını kullansalar geriye bir yarısı daha kalır. Sonra onun da yarısını kullanırlar ve bu sonsuza dek devam eder. Matematikte sonsuz vardır ne de o öyle değil mi? 4 yaşındaki Jim farkında olmadan klasik bir matematik problemini çözmeye çalışıyordu anlayacağınız. Ki bu Yunan filozof Zenon'un paradokslar grubunda ele aldığı problemlerden biri. Jim matematiğe gitgide daha tutkulu hale gelerek liseyi tamamladığında Ailesi onun tıp okumasını istiyor. Ancak ailenin çabaları boşa çıkıyor. Jim çoktan matematik okumak için MIT'ye kaydolmuştu bile. Başlangıçta zorlanıyor. Tek düze problemler onu sıkıyor ve hatta birkaç sınavda başarısız oluyor. Hatta Okula bir dönem kadar ara vererek karmaşık teoremlerle ilgileniyor. O mola ona çok iyi geliyor çünkü karmaşık problemlerin matematikteki diğer formüllerle birleşip evreni çözmesine yardımcı olabileceğini keşfediyor. Acaba dünyanın gizemini bir tür şifre geliştirip çözebilir miydi? Daha önceki birkaç kitap özetinde başarılı insanları diğerlerinden ayıran ortak özelliklerden birinin merak duygusu olduğunu söylemiştim. İşte Jim Simons merak dediğimiz olağanüstü güdünün kanlı canlı bir örneği. Arkadaşları onu sık sık kampüste sırt üstü uzatmış gözleri kapalı bir denklem veya dünyaya ait bir problem üzerinde düşünürken buluyorlar. Jim Simons bir gece iki ünlü matematik profesörünü bir kafede derin bir tartışmanın içindeyken görüyor. İşte o anda istediği hayatın bu olduğuna karar veriyor. Hayatını matematik problemleri üzerine tartışarak, yeni teoriler geliştirerek geçirmek. MIT yüksek lisans sonrası Berkeley'e geçerek doktorasını tam iki yılda tamamlıyor. Ve tabi bu dehayı Harvard Üniversitesi kaçırmak istemiyor. Ona hemen akademisyenlik teklif ediyorlar. Akademik yaşam Jim Simons için İlk etapta biçilmiş kaftan hızla profesörlüğe kadar yükseliyor. Oldukça coşkulu, kuralları esneten, rahat giyimli ve popüler bir profesör olarak öğrencilerinin de gözdesi. Ancak bir süre sonra hayatı dersler ve kibar akademik sosyalleşme döngüsüyle sıradan bir kalıp haline gelince mesleğinden oldukça sıkıldığını hissediyor. Başka bir meydan okumaya ihtiyaç duyuyor çünkü. İşte bu da yine başarılı insanların özelliklerinden biri. Az önce meraktan bahsetmiştim. Şimdi altını çizmek istediğim şey ise cesurca konfor alanından çıkabilmeleri. Simons bir akademisyen olarak şüphesi son derece rahat hayatına devam edebilirdi. Ancak hep duyduğumuz bir şey vardır. İnsan zorlanmadan kendine meydan okumadıkça büyüyemez. İşte Simons da tam bunu yapacak ve güven limanından bilinmez sulara doğru yelken açacaktı. İkinci bölüm, büyük bir kariyer dönüşümü. 1930'larda Amerika'da matematik konusunda son derece iddialı isimlere ilgi duyan bir kurum daha vardı. Savunma Analizi Enstitüsü. Burası soğuk savaşla mücadeleye yardımcı olan bir istihbarat teşkilatıydı. O dönem enstitü zor durumdaydı. 10 yılı aşkın bir süredir Sovyet kodlarını düzenli olarak kıramamışlardı. Bu başarısızlık nedeniyle Simons gibi aslında daha önce hiç kod kırma deneyimi olmayan ama olaylara farklı pencerelerden bakabilecek dehaları işe almak istiyorlardı. Simons fırsatı kaçırmayarak Harvard Üniversitesi'nden istifa ederek Rus kodlarını kırmak üzere enstitüde göreve başladı. Teşkilatın felsefesini çok sevmişti. Sloganları şöyleydi: Kötü fikirler iyidir, iyi fikirler müthiş, ama hiçbir fikir kötü değildir. Simons cesurca fikir geliştirebileceği bu kuruluşta modelleme ile ilgili pek çok şey öğrendi. Görünüşte anlamsız olan verilerdeki örüntüleri yorumlamak için matematiksel modellerin nasıl geliştirilebileceğini anladı ve çok geçmeden Simons burada ultra hızlı bir kod kırma algoritması geliştirecekti. Simons'un buluşundan kısa bir süre sonra Washington'daki istihbarat uzmanları Sovyetler tarafından yanlış ayarlanmış şifreli bir mesaj gönderildiğini keşfetti. Simons ve meslektaşları bu hatanın üzerine atladılar tabi ve kod kırma modellerini düşmanın iç mesajlaşma sistemini daha iyi anlamak için kullandılar. Bu Simons'un kod kırma topluluğunda bir yıldız haline gelmesini sağladı. Ancak bu başarı bile Jim'in huzursuz zihni için yeterli değildi. Matematik alanında daha fazla meydan okuma, daha fazla problem çözme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bu nedenle boş zamanlarında hem geometri üzerine araştırmalar yapmaya hem de global finans dünyası üzerine kafa yormaya başlamıştı. Geometri üzerine yaptığım minimal alan araştırma sonucunu 1968'de kitaplaştırarak yayınladığında bu kitap onun dünyada önde gelen geometricilerden biri olmasını sağlayacaktı. Bir taraftan teşkilattaki kod kırma işleri, bir taraftan geometri araştırmaları devam ederken küresel finans piyasaları da oldukça ilgisini çekmeye başlamıştı. Tam da bu noktada Jim Simon sayılar konusundaki muazzam yeteneğini para kazanmak için kullanmanın yollarını düşünmeye başladı. Ve bu eğilim onu bambaşka bir hikayeye sürükleyecekti. Burada yine bir parantez açıyorum ve geçenlerde özetlediğim Elastik kitabına kısa bir dönüş yapıyorum. Orada da mevcut yeteneklerimizi, sahip olduğumuz güçlü alanları yeni alanlara, yeni fırsatlara entegre etmenin önemini oldukça sık vurgulamıştım. Henüz dinlemediyseniz videonun linkini açıklamalara bırakıyorum. Jim Simons'ın da aslında yaptığı tam olarak buydu. Mevcut da kod kırıcı bir akademisyen ama becerilerini para kazanmaya yöneltirse neler neler yapabilir. Bunu siz de mevcut becerileriniz için düşünebilirsiniz. Örneğin resim yapabiliyorsanız ressamlıktan başka hangi alanda başarı yakalayıp para kazanabilirsiniz bir düşünün derim. Belki de görsel dehanız sizi harika grafik tasarımlarla dolu bir Instagram sayfası açmaya götürecek kim bilir? Dolayısıyla becerileri farklı yerlerde kullanmanın fırsatlarını arayın deyip Jim Simons'a yeri dönüyorum. Bir sonraki bölümde kendisinin nasıl muazzam bir servet edindiğini anlatacağım. Bence oldukça heyecanlı. Hadi devam edelim. Üçüncü bölüm. Jim Simons finans dünyasında devrim yaratıyor. Ünlü matematik dehası para kazanmayı kafaya takınca finans dünyasına bambaşka bir yöntemle yaklaşmaya karar vermişti. Piyasa haberlerini dikkate alan klasik yatırım yöntemleri yerine piyasayı matematiğe baktığı gibi yorumlamaya odaklanmıştı. Yani soyut bir entelektüel sistem olarak. Piyasanın bütününe bakmak yerine sadece hisse senetlerinin kendi içindeki hareketleri dikkate alan bir model geliştirmekle ilgileniyordu. Örneğin hisse senetleri düzensiz hareket ettiğinde yüksek varyans ya da genel olarak yükseldiğinde iyi gibi piyasanın altında yatan 8 farklı durum olduğunu öne sürdü. Bu piyasanın belirli durumlardaki hareketinin nedenleriyle ilgilenmeyen, sadece farklı durumları gözlemleyen ve yatırımcıların buna göre yatırım yapmasına olanak tanıyan bir sistem. Yani nedenlerle ilgilenmiyor, o genel olarak trendlerle ve kalıplarla ilgileniyor. Çalışmaları bugünün piyasa düşüncesine kıyasla geniş kalmış olsa da kendi zamanı için bir inovasyon niteliğindeydi. Hatta günün sonunda yıllardır yatırım uzmanı olarak çalışan pek çok kişi piyasayı tahminlemek için onun yöntemlerini kullanmaya başlayacaktı. Tabi bir taraftan işi var ve Rusların kodlarını çözümlemeye devam ediyor ta ki o dönemlerde devam eden Vietnam Savaşı'na yüksek sesle karşı olduğunu açıklayana dek. Lakin bu açıklama sonrası savunma enstitüsündeki işinden kovuluyor. Jim oldukça şaşırmış. Bir süre başka bir iş aradı ancak New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nden son derece cazip bir teklif gelince matematik bölüm başkanı olarak akademisyenliğe geri dönmeye karar verdi. Bu dönüş kısa sürecekti çünkü amfinin ötesinde fırsatlarla dolu bir yaşam vardı ve onu çağırıyordu. 40 yaşında net bir kararla üniversiteden ayrıldı ve bir hedge fon yönetim firması olan Monmetrics'i kurdu. Piyasaların gizli şifresini kırmak ve gerçekten çok para kazanmak istiyordu. Etrafındaki herkes ona deli gözüyle baksa da aldırış etmedi. İdealist bir akademisyenden daha fazlasını olmak ve gerçek bir servet edinmek istiyordu Jim Simons. İlk hamlesi teşkilattaki eski bir dostu olan Leonard Baum'la ortaklık kurmak oldu. Baum'un öngörülmesi zor olayları tahminlemek gibi bir çalışma alanı vardı. Onun kurduğu algoritma bir takım olaylar zincirini analiz ederek gelecekteki olasılıkları tahmin ederek çalışıyordu. Örneğin futbolun kurallarını bilmeden sadece oyundaki davranış kalıplarını analiz ederek bir sonraki adımda ne olacağını tahmin edebiliyordu. Bu algoritma bugünün dil işleme teknolojisinin de aslında altyapısını oluşturuyor. Baum, Simon's'la ortak olunca kurduğu algoritma gibi bir tahminleme modelinin piyasalardaki hareketleri izlemek için çok yararlı olacağını düşündüler. Yıl 1979'du ve küçücük ofislerinin duvarlarını çok sayıdaki grafiklerle doldurarak modelleme yapmaya çalışıyorlardı. Tabi bu arada para kazanmaya da ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyacı hızlıca çözmek için döviz ticareti yapmaya başladılar. Hatta o döneme ait şöyle bir anekdot var. Jim Simons bir gün sahilde dolaşırken bir anda çok sayıda İngiliz sterlini almaları gerektiğini fark ediyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Margaret Thatcher sterlini doğal olmayan bir şekilde düşük tutuyormuş. Simons'ın tahminlerine göre çok yakında yükselmesi gerekecekti. Bu yüzden sahilden ofisine dek oldukça uzun bir mesafe koşmaya başlıyor. O anı bile değerlendiriyor yani. Kantar içinde ofise vardığında ortağına sterlin hala düşükken alım yapmaları gerektiğini söylüyor oldukça fazla topladıkları pound ile ilgili tahminleri çok kısa bir süre sonra tutuyor. Pound hızla tırmanmaya başladığında Monmetric'in fonu 10 milyonlarca dolar artıyor. İki ortak sonunda rahat bir nefes alıyorlar. Monmetric, Simons'ın finans dünyasına ilk gerçek girişimi. Baum ile birlikte aralarında üniversiteden eski arkadaşlarının da bulunduğu matematikçilerden oluşan bir ekip kurmaya başladılar. Diğerlerini de bu çabada kendisine katılma ikna ettikten sonra yatırımlarını yönetecek bir hedge fonu kurdular. Ancak her ilk girişim gibi Monmetrics de ilk aşamalarda oldukça sıkıntı yaşayacaktı. Düşük fiyattan almalarına rağmen yüksek fiyattan satamıyorlardı. Örneğin altın satın almışlardı ve altın ons başına 865 dolara fırlamıştı. Monmetrix yeterince hızlı satış yapamadı ve altın çok kısa bir süre sonra ons başına 500 dolara kadar düştü. Benzer olaylar nedeniyle oldukça zarar etmeye başlamışlardı ve fon her gün milyonlarca dolar kaybediyordu. Neyse ki bu zarar kısa bir süre sonra telafi edilecekti. Ancak önce piyasalardaki hareketleri daha doğru bir şekilde okuyan bir sistem geliştirmeleri lazımdı. Yoksa iflas kaçınılmazdı. Tam da burada bilgisayarların gücü devreye giriyor. Simonsın fonunun 1980'lerdeki yükselişinin zamanlaması bu dönemde bilgisayar işlem gücünün olağanüstü bir şekilde katlanarak büyümesiyle çakışıyor aynı zamana denk geliyorlar. Diğer yatırımcılar eski moda sezgi ve iş haberlerine dayanarak tahminlerde bulunurken Simons verileri bilgisayara aktarmaya ve teknolojinin gücünü arkasına almaya karar verdi. Ki anlayacağınız üzere 1980'lerin başında bunu pek de düşünen yoktu. İşte burada başarılı insanların ortak bir özelliği daha devreye giriyor. Yeniliklere açık olmak ve değişimi hızlı kabullenerek uyumlanmak. Simons hisse senedi tahminleme konusunda bilgisayarların gücünü arkasına almasaydı muhtemelen şirketin borçları içinde boğulacaktı. Ancak veriye dayalı bir tahminleme modeli geliştirmek için kolları sıvayınca borsa dünyasında oyunu değiştiren isim o olacaktı. İlk denemelerindeki başarısızlığın arkasına bırakmak istediğinden şirketin ismini Rönesans teknoloji olarak değiştirdi. Yani Monmetrix'i Rönesans teknoloji olarak değiştirerek yatırımın cesur yeni dünyasına doğru emin adımlarla ilerlemeye başladı. Büyük miktarda tarihsel veri toplamaya ve bunu doğrudan bilgisayarlara aktarmaya başladı. Simons, Dünya Bankası'ndan kitap yığınları, emtia borsalarından manyetik bantlar ve 2. Dünya Savaşı'ndan önceki para fiyatlarına ilişkin kayıtlar satın almıştı. Bunu yapmasının nedeni geçmiş piyasa hareketlerini bugüne uyarlayabilecek şekilde analiz edebilmekti. Ancak genel benzerlikler olmasına rağmen bu tarihsel veriden bugüne uyarlanabilecek kalıpları çıkartmak çok zordu. Çünkü dönem hız dönemi olmaya başlamıştı. Gündem çok hızlı değişiyordu. Bu yüzden hedef mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bugünü yakalamak, bugünü izlemek olmalıydı. Jim Simons bu noktada yine ezber bozacak ve şirkete finans geçmişli deneyimli kişiler almak yerine matematikçi, istatistikçi, yazılımcı ve hatta davranış bilimci psikologları işe alacaktı. Günün hızına yetişmek için çok sayıda güçlü işlemciye sahip bilgisayar, büyük miktarda veri dopalama ve pazar verilerine yüksek hızda erişebilecekleri altyapı yatırımları yaptılar. Daha güçlü bilgisayarlar ve yeni mikro verilere erişim sayesinde gerçek anlamda otomatikleştirilmiş bir ticaret sistemine doğru yaklaşıyorlardı. Bunlar fonun saatlere ve dakikalara bölünmüş gün içi ticaret dalgalanmalarından yararlanmasını sağladı. Bu da algoritmaları optimize etti ve onları daha sağlam hale getirdi. Sonuçta geliştirdikleri sistem gün içi dalgalanmalarda fonun varlıkları saniyeler içinde alıp satacak kadar çevik ve duyarlı hale gelmesini sağladı. Bu büyük başarı güçlü bir beyin takımının ürünüydü. İşte bu ürüne Madalyon Fonu ismini verdiler. Bu fon sonraki yıllarda şirketi olağanüstü başarılı kırılacak bir aminer gemisiydi. Bir süre sonra Madalyon Fonu Wall Street'te benzersiz bir performansa sahip olan dünyanın en karlı yatırım portföyü olacaktı. Yıllık getirisi %66'nın üzerindeydi ve 100 milyar doların üzerinde işlem kar getiriyordu. Jim Simons liderliğindeki beyin takımı tarihin en karlı hedge fonlarından birini yaratmışlardı. Tabii bu olağanüstü başarı Simons'ı modern finans tarihinin en başarılı isimlerinden biri kılarak dünyanın en zengin insanlarından biri olmasını sağladı. Simons bugün hala kişisel servet sıralamasında dünyadaki ilk 50 isimden biri. Günümüzde 32 milyar dolarlık servetin sahibi. Simons 2010 yılına dek şirketteki görevini sürdürüyor ama aynı zamanda koca yürekli bir hayırsever olduğunu da kanıtlıyor. Eşiyle birlikte kurdukları Simons Vakfı 2.7 milyar doları aşan cömert bağışlarla eğitim, sağlık ve otizm araştırmalarındaki girişimleri desteklemeye odaklanıyor. Bugün hala fon milyonlarca insana destek sağlıyor. Aslına bakacak olursak yatırım denince akla gelen Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio gibi efsane isimlerin arasına Simons'ın neden girmediğini anlamak zor. Öyle ya herkes tarafından tanınmıyor. Muhtemelen mütevazi kişiliği ve yaptığı bağışlarla anılmak istemesiyle ilgili. En azından ben böyle yorumluyorum. Yani çok da öne çıkmak istemediğini düşünüyorum. Şimdi özeti bitirirken Çimlere uzanıp gözlerini kapatarak sayıları hayal etmeyi seven bir çocuktan dünyanın en güçlü ve zengin dehalarından biri haline gelen Jim Simons'ın yolculuğunu özetledim bugün sizlere. Simons'ın beni en etkileyen tarafı ezber bozan tahminleme modelleri, algoritmalar ve bilgisayarları işin içine katarak küresel finansın işleyiş şeklini değiştirmiş olması. Tüm bu yolculukta onu başarılı kılan şeylerden bir diğeri ise mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmış olması. Muhteşem ya da en iyisi olmayabileceğimi ama iyi bir şeyler yapabileceğimi fark ettim. Sadece iyi bir şeyler yapma güvenine sahiptim. Zaten her zaman haklı olmam da gerekmiyordu. Yeterince sık haklı olmam yeterliydi diyor bir röportajında. Bu özeti anlatırken aralara birkaç başarılı ismin ortak özelliğinden bahsetmiştim. Yine onları şöyle bir hatırlatmak istiyorum size. Birincisi merak duygusunu canlı tutmak. Bir diğeri yeniliklere açık olmak ve hızlı adapte olabilmek. Üçüncüsü ezberlenmiş kayıtların dışına çıkmaya çalışmak, razı olmamak, haddini aşmak bir nevi. Bir diğeri konfor alanını terk etme cesareti göstermek ve başarısızlıklardan yılmamak. Evet, Gregory Zuckerman tarafından kaleme alınmış, piyasaların şifresini çözen adam kitabını özetlerken bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi Scala Yayıncılık'tan çıkan bu kitabın orijinalini alıp okumanızı ve altını çizmenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.